Merhaba güzel insanlar. Bir gün padişah böyle tedbirli kıyafet giyip şu pazar yerlerini bir teftiş edeyim demiş. Çıkmış pazar yerine gitmiş. Bakmış ki orada insanlar karpuz satıyor, kavun satıyor, domates, sebze, meyve satıyor. Alan da satan da oldukça mutlu. Padişah tedbirli kıyafetle pazar yerinde dolaşırken bir de bakmış ki bir tane adam boş bir masanın arkasında sandalyeyle oturuyor. Padişahın dikkatini çekmiş. Onun yanına gitmiş. Kolay gelsin demiş. Hani siz de satıyorsunuz. Bak herkes kavun satıyor, karpuz satıyor. Adam demiş ki ben akıl verir söz satarım. Allah Allah demiş. Padişahın dikkatini çekmiş. Demiş bana o zaman bir söz yaz. Adam normalde herkese bir altına yazıyormuş o zamanlar sözü. Padişaha yazdığı sözde padişah demiş ki borcumuz ne kadar? 100 altın demiş. Olur mu demiş herkese bir altına yazıyorum. Niye demiş bana 100 altına yazıyorsun? Ama bu söz demiş 100 altınlık bir söz. Allah Allah demiş. Yazmış padişah almış çerçeveye bakmış yazıda şu yazıyor. Ne yaparsan yap sonunu düşün sonra yap. Adam demiş ki padişah yalnız demiş benim bir prensibim var. Bu yazıyı çerçeveletip ne iş yapıyorsanız makamınızın arkasını asacaksınız. Hala demiş padişah. Götürmüş, çerçeveletmiş, işte makamının arkasını asmış bu sözü. Bu arada padişahın aylık 2 altınla çalışan çeşnici başına padişahı sevmeyen insanlardan bir grup demiş ki şu padişahı öldürürsen sana 5000 altın veririz. Yani 2 altın aylıkla çalışan bir adam için 5000 altın servet. Adam şeytana uymuş, tamam demiş. Siz bana 5000 altın verin, ben padişah değil, sülalesini zehirlerim. Öğlen üzeri havanın çok sıcak olduğu bir vakit, padişahın çok sevdiği kızılcık şerbetinin içine zehiri döker, bir tepsiye kor, padişahın kapısını çalar, başı önde eğik, ağır ağır padişahın huzuruna giderken, bir ara kafasını şöyle kaldırır, padişahın arkasındaki o yazıyı görür. Ne yazıyordu yazıda? Ne yaparsan yap, sonunu düşün, sonra yap. Adam saniyeler içerisinde beyin fırtınası yapar. Anam der, beni hemen kellemi burada keserler. Çoluğumu çocuğumu sürgün ederler. 7 sülalemi perişan ederler der. Ve ayağını böyle halıya takılmış gibi yapar, şerbeti yere döker. Padişah bu durumdan şüphelenir. Gel bakalım buraya, çeşnici başı efendi der. Neden o şerbeti oraya döktün? Efendim der işte ayağım takıldı halıya der. Olmaz der. Sen buraya 1000 kere girdin çıktın. Orada ayak takılacak hiçbir şey yok. Bu işte bir iş var der. Neden döktün onu? Padişah çeşnici başını böyle sıkıştırdığı zaman der ki sultanım sizi öldürmem için bana 5000 altın verdiler. Wow der. Bayağı çokmuş. Öldürseydin ya der padişah. Ya padişahım der öldürecektim ama şu arkanızdaki yazıdan korktum der. Allah Allah padişah şöyle Allah Allah padişah döner yazıya bir bakar. Der ki bunun nesinden korktun? Vallahi der padişahım ben o yazıyı okudum. Ne yaparsan yap sonunu düşün sonra yap. Okunca demiş korktum der. Hala der padişah gidebilirsin der çıktıktan sonra. Padişah şöyle yazıya bakar tekrar okur. Ne yaparsan yap, sonunu düşün sonra yap. Sonra kendi kendine der ki, biz bu yazıyı bayağı ucuz almışız ya der. Bayağı ucuz almışız. Evet güzel insanlar, bilginin ağırlığı olmaz. Siz siz olun, ne yaparsanız yapın, sonunu düşün sonra yapın.